Beni daha fazla zorlama İskender. Bir daha böyle bir fırsat bulamazsın. Kafama sık. Yoksa ben ikinizi de öldüreceğim. İskender yeter. Hüseyin kaçıyor. Sen onlarla ilgilen. Burası bizde. Senin masaya ayakçılık yapman için mi oturttular? Senin ne işin var bozdoğanlarla? O seni alakadar etmez artık. Masanın meselesi. Masanın değil, ailenin meselesi. Benim oğlumun örgütçülerle, anasını kaçıran bozitlerle ne işi olabilir? O masayı da yakarım. Öz evladım demem, seni de yakarım. Sen daha kendini vuranı bulamadın. Ahmet Tatar. Kimi yakıyorsun? Fuat, topla şunu. Kusura bakma. Bizim yüzümüzden Hüsrev'i de kaçırdın. Hüsrev'le ben daha çok denk gelirim. Ziyanı yok. Yırttım diye sevinme. Zıpladığın iki oldu. Üçüncü de kafanı ezeceğim. Karavana mermi sıkıp duruyorsun. Didem'i alayım. Düğünümüzde sana 10 kutu mermi vereceğim. Havaya sıkar durursun. Sana yaktığım mermi yeter. Bundan böyle mermi yok. Seni ellerimle boğup derini yüzeceğim. Efendim, bir terslik var. Biri iletişimimizi engelliyor. Geliyorlar, harekete geçin. Geri çık, geri çık. Kuramadığımız için yardım alamıyoruz. Ben ablukayı yarıp yardım getirmeye çalışacağım. Araç dolduğunuz sürece size dokunamazlar. Zırh patlama dahil her şeye dayanır. Hadi.
Gürkan'ı kaçırmayın. Nusret işi başardı. Her şey yolunda gidiyor. Sıra bizde. Bu kadar zahmete girdiğinize değecek mi bari bu adam? İhtiyacım olanı bana verirse her şeye değecek yavaşta. Sizin işbirliğiniz de karşılıksız kalmayacak elbette. Karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Canım biz ne yaptık? Alt tarafı bir yer lazım dediniz. Yavaşlı'da yerden bol ne var? Türk istihbaratı son gerginlikten sonra bütün mekanlarımızı gözetim altına aldı. Bu adamı sorgulamak için ihtiyacım olan imkanı bize sağladın. Ben bunu unutmam. Bizi istihbarata alarak yaptığı hadsizlikten sonra sırf Gürkan'ın layığını bulması için bile size yardım ederdim. Ama madem ki dostluğumuzu önemsiyorsunuz, reddetmek olmaz. Bu bizim ticaret durdu duralı benim canım biraz sıkkın. Şimdi bu son olaylardan sonra Türk devleti işi iyice sağlama alacak.